Harbi Tercih'ten herkese merhaba. Bugün 96 yılında kurulan Türkiye'nin en köklü ve sayılı vakıf üniversitelerinden biri, aynı zamanda şehrin içindeki nadir yeşil alanlardan birine de sahip İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeyiz. Açıdan anlayanlar anlamıştır. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin efsanevi kampüsü Santral İstanbul Kampüsü'ndeyiz. Burası tarih emanetçiliği noktasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ne kadar bilinçli ve başarılı olduğunun da bir kanıtı tabii ki. Burada Türkiye'nin ilk elektrik santrali müze haline getirildi ve kampüse ev sahipliği yapıyor. Ben bu kampüsü gezerken yalnız olmayacağım. Bana Mustafa eşlik edecek. Hadi Mustafa'yı bulup onunla tanışalım. Mustafa, beni bir bankta beklemen çok romantik. Senin için özel hazırladım. Gerçekten mi? Biz seninle tanıştık ama seyircilerimiz için de seni bir tanımamız lazım. O an geldi, bize kendinden biraz bahseder misin? Tabii, ben Mustafa, siyaset bilimi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda reklamcılıktan yan dal yapıyorum. Mezun olacağım büyük ihtimalle bu sene. Öyle. Buraları yani Ezberlemiştin, şimdi tıkandın. Yani zaten daha ne kadar anlatacağım? Seni çok zorlamayalım. Tamam. Hemen sorumu sorayım. İzleyicilerimiz de merak ediyor sonuçta. Tamam. Bize İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin olanaklarından biraz bahseder misin? Tabii, bahsederim. O zaman ilk başta bizim küresel yetenek ve yönetim merkezimiz Bilgi Tanıt'tan bahsetmem gerekir. Bunun küresel kısmı bu ikili değişim programları. Yetenek yönetim kısmı da daha çok kariyer merkezi gibi işleyen taraf, birim diyebilirim. İkili değişimlerde Erasmus gibi zaten bütün üniversitelerde olan program var ama Bilgi'nin ayrıcalığı şöyle. Eğer o listede, yani bölümünün değişim yapacağın üniversiteler listesinde, eğer istediğin üniversite, istediğin ülke, istediğin şehri bulamazsan Erasmus birimimiz senin için o üniversiteyle anlaşmaya çalışıyor. Onun dışında ikili üniversiteler var, yani sadece Avrupa içinde değil, Avrupa dışında da işte Asya'ya, Afrika'ya da gidebilirsin bu anlaşmalarla. Onun dışında bu yetenek yönetim kısmı da dediğim gibi bizim kariyer kısmımız oluyor. O da CV hazırlama, mülakat simülasyonu ya da Talent Fest yapılıyor, yani kariyer festivali gibi düşünebiliriz onu da. Markalar geliyor, işte yöneticiler geliyor, birebir onlarla mülakat yapabiliyoruz, CV'lerimizi elden bırakabiliyoruz. Tanışma şansımız da oluyor, hem de renkli bir festivalde oluyor, seviyoruz. Sen Erasmus'a gittin mi peki? Şöyle oldu. Erasmus'ta 5 üniversite tercihi yapıyoruz. Ben 4'ünü Hollanda yazmıştım. Bir tanesini Belçika yazmıştım. O da listede olsun diye. Belçika'yı kazandım. Dedim Hollanda olmuyorsa gitmeyeyim o zaman, ama gerçekten çok pişmanım burada. Yani Belçika'yı beğenmedin. Belçika'yı beğenmedim demiyorum. Belçika'nın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama Belçika'nın sonra sıkıcı olduğunu söyledin. Tamam, seni çok fazla zorlamayacağım. Şimdi beni burada aday bir öğrenci gibi hayal et. Ben burada bugün işte şu bölümümüz çok güzel, bu bölümümüz şahane, bunları duymak istemiyorum. Ben bugün burada biraz daha sosyal anlamda bir şeyler duymak istiyorum. Şimdi görüyorsun, burada şehrin merkezinde yeşillikler içinde çok güzel bir kampüsteyiz. Biliyorsun, yeşillik de Instagram'da epey bir like alıyor. Bana bu kampüsün en çok like alan köşelerini gösterir misin? Tabii gösteririm. Sen mi kalkarsın, ben mi kalkayım? Buyurun, siz kalkın, ben önden. Önce sen. Kalk kalk. Şimdi Mustafa'cığım, Instagram'ları canlandırdık. O zaman yeri gelmişken sorayım. Siz bu okulda eğlenmek için ne yapıyorsunuz? Sizin bu festivaller, etkinlikler falan bayağı ünlü. Özel olarak sana da sorayım. Sen en çok hangi festival ya da etkinlikte eğlendin? Yılda iki tane büyük etkinliğimiz oluyor, konser etkinliklerinden yani. Spring Fest ile Winter Fest. Benim en çok eğlendiğim Winter Fest'ler oluyor. Çünkü daha soğuk hava, işte dans ederek ısınıyoruz. Onun dışında daha renkli oluyor, bilmiyorum, benim için daha renkli oluyor Winter Fest'ler. Bayağı da güzel fotoğraf çekiliyor. O da ekstra like alır bu arada. Öyle mi? Evet. Sen dans ediyor musun peki? Ediyorum. Hadi. O zaman bir Winter Fest'e beni bir davet et. Her zaman. Tek sadece şey olmuyor, konserler olmuyor. Onun dışında kulüp etkinlikleri oluyor, konferanslar veriliyor. Mesela burada Cedi Osman'la da karşılaşabiliyoruz yolda yürürken. Refik Anadolu'la da karşılaşabiliyoruz yani. Refik Anadolu'la? Buranın mezunu. Dünyaca ünlü tasarımcı. Evet. Ben de çok büyük hayranıyımdır bu arada. Onun dışında kulüp etkinlikleri de bayağı bu arada efektif devam ediyor. Yani sadece okul içindeki etkinlikler değil, okul dışında da etkinlik yapıyor kulüpler. O yüzden zaten Bilgi'de 1000'e yakın etkinlik yapılıyor senede. 1000 mi? Evet. Senede? Evet. Vallahi çok şanslısın.
Evet, geldik yeme içme alanına. Mustafa'cığım, bizi bu kadar masa içinde buraya oturttuğuna göre en sevdiğin masa burası. En sevdiğim masalardan bir tanesi. Niye? Burası hem buradaki yemek alanların hepsinin girişinde oluyor. Yani arkadaşım böyle yemek almaya geldiğinde mutlaka önünden geçmek zorunda. Sen de aa gel hadi birlikte yiyelim falan diye. Yani yalnız kalmazsın burada. Aşırı sosyalleştiren bir masa. Evet. Yani bu alanın aslında tamamı da öyle diyebiliriz yani. Çünkü şu kısımdan herkes geldiği için. Peki başka nelerde yemek aktiviteleri var Mustafa'cığım? Okulun bu kısmında toplamda 4 tane yemek yeri ve bir tane kafe bulunuyor. Onun dışında ileriki taraflarda da 2 tane daha yemek yeme yeri var ve bir kafemiz daha var. Toplamda 6 kafe, 6 restoran, 2 kafe var. Ama burası çok güzel çünkü ormanın içinde gibisin yani. Evet. Ağaçların altında, gölgede. Güzel, sevdim. Çıkış 7 Beyazıt 1, çıkış 8 Beyazıt 2, çıkış 18 Zeytinburnu. Burası Türkiye'nin ilk elektrik santrali, Osmanlı'nın kurduğu bir elektrik santrali. İstanbul Bilgi Üniversitesi burayı müzeye çevirdi ve kampüse ev sahipliği yapıyor değil mi? Aynen öyle. 1900'lerin başında Osmanlı Devleti bir elektrik santrali kurmak istiyor. 1910'lu yıllarda da bu elektrik santrali kuruluyor, faaliyete başlıyor. Daha sonra 80'li yıllara kadar devam edip kapanıyor. 2004 yılında da Bilgi Üniversitesi burayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan devralıyor. Restore ediyor ve 2007 yılından itibaren burası Bilgi Üniversitesi'nin ana kampüsü olarak eğitim hayatına başlıyor. Yani kampüse ev sahibi yapan en karizmatik yer olabilir herhalde. Evet, atmosferi çok güzel. Bir kere. Yani o zamandan kalan büyük makinaları görüyoruz. Normalde bir tane makine de hukuk fakültesinde mahkeme salonunun içinde duruyor. Orası da çok değişik bir atmosfere sahip zaten. Ben tabii çaktırmadım da geldiğimden beri 7-8 tane fotoğraf çektirdim. Peki bir şey soracağım. Şuna bassam Beyazıt'a elektrik gönderiyor muyuz? Bas bakalım. Ya, o çocuğun da karizmatik cevapları. Bas bakalım. Bizim okulumuzun kuruluş mottosu okul için değil yaşam için öğrenmeli. Bu yüzden de gücü öğrenciye vererek yaparak öğrenmeyi teşvik ediyor. Yaparak öğrenmeden neyi kastediyorsun? Birazdan RGB stüdyolarını, mühendislik laboratuvarlarını, mimarlığı ve gastronomiyi gezince daha iyi anlayacaksın. Yani teoriyi pratiğe çevirerek aynen öyle. Aynen hadi öyle. Bakalım. Mustafa, bizi nereye getirdin? Biz şu an İletişim Fakültesi'nin RGB stüdyolarından Red Stüdyo'dayız. Başka stüdyolar da var galiba. Evet, Green ve Blue stüdyolar da var. Red Stüdyo daha çok YouTube kanalımız için, RGB YouTube kanalı için içerik üreten stüdyomuz. Onun dışında Green Stüdyo'da böyle büyük bir set ortamı var. Orada öğrenciler istedikleri gibi etrafı yeniden dekore edip işte ışıklandırma, sahne kurumu gibi şeyleri öğreniyorlar. Blue Stüdyo'da dijital oyun tasarımı öğrencilerinin kullandığı tam donanımlı bilgisayarların olduğu stüdyomuz. Siz burada YouTube'a içerik üretiyorsunuz. Evet. Red Stüdyo'da. Evet. Ne tarz içerikler üretiyorsunuz? İşte haber programımız da var. Direkt sabah gerçekten 8'de çekime başlıyorlar. Eğlence programları var, yarışma programları var. Onun dışında konuk alıp işte söyleşi de yapıyorlar. Peki biz buraya sevgili yönetmenimiz Serhat Orhan'la söyleşiye gelmiştik. Sen o söyleşide var mıydın? Yoktum. Neden yoktun mesela? Ne yapıyordun o gün? Dersim olabilir belki. Doğru. Doğru. Şu anda söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Teşekkür ediyoruz Mustafa'ya. Mustafa. Efendim. Beni buraya kilitleyip burada bırakıp okulu tanıtmaya devam edebilirsin. Tamam, o iş bende. Ama bize buraya bir tanıt. Burası neresi? Tamam, burası bizim müzik bölümümüzün ana stüdyosu diyebilirim. Çünkü pratik yaptıkları başka stüdyolarda var ama burada hem performans sergileyip hem de kayıt alabiliyorlar içerideki stüdyoda. Onun dışında içerideki stüdyo öğrencilerin kullanımına açık. Öğrenciler kendileri işte burada işte arkadaşları diyelim performans sergiledi. Arka tarafta onlar onun mühendisliğini yapabiliyorlar. Öyle bir alan sunuyor onlara. Kaydalabiliyorlar, müziği evet. İşleyebiliyorlar, aynen. Mastering, mix her şey var. Her şey var. Senin bir single'ın çıkacaktı, ne oldu? Ertelendi o. Ertelendi aynen, mi? Ertelendi. Aa, Bilgi Üniversitesi'nden çiçek mi topluyorum diye bir şarkım vardı. Evet, senden onu duysak mı acaba şimdi? Olur. Duyalım mı hocam? Kestik. Ya. Şu anda mühendislik fakültesindeyiz. Burası da enerji sistemleri mühendisliği bölümünün laboratuvarı. Normalde her mühendisliğin laboratuvarları var zaten. Ortak kullandıkları işte bilgisayar laboratuvarları da var. Onun dışında sene sonunda proje teslimleri olduğu için işte böyle çalışma alanları oluyor. Her öğrenci bunları kullanabiliyor mühendislik fakültesine bağlı. Zaten kapıda da kartlı giriş sistemi var. Peki her mühendislik bölümünün farklı laboratuvarı mı? Evet, hepsinin kendi çalışma alanları var. İşte elektrik elektroniğin ayrı, işte bilgisayarın ayrı gibi gibi. Vallahi Mustafa, çok fena havaya girdim. Kolay gelsin. Yani ben buraya geldim ve bir şeyler üretmek istiyorum şu anda.
Tam yerindesin. Çünkü burası Mimarlık Fakültesi'nin üretim laboratuvarı zaten. Burada işte bütün marangozluk aletleri, kesme biçme aletleri, onun dışında işte 3D printerlar, lazer kesim makineler bulunuyor. İşte mimarlık öğrencileri bütün işte projelerinde kullanacakları materyalleri burada hem üretebilirler. Lazer 3D printerlarda hem de kendileri burada kesip biçerek onları şekillendirebilirler. Mesela burada da endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencilerinin projeleri duruyor. Büyük ihtimalle burada sabahlıyor mimarlık burada öğrencileri. Burada kesinlikle sabahlıyorlar. Vallahi bana da yakışmaz mı? Yakışır. Senden bir mimarlık öğrencisi olur herhalde. Çok güzel avutuyorsun beni. Gastronomi mutfağındayız. Aynen öyle. Sesleri duyuyor musun? Hissediyorum da duyuyorum. Atmosferi hissediyor musun? Aynen. Burada bir sanat yapılıyor. Aynen öyle. Şimdi burası gastronomi bölümünün 3 mutfağından bir tanesi. Toplamda işte az önce dediğim gibi 3 mutfak var. İkisi ana mutfak, bir tanesi de pastacılık mutfağı. Burada da öğrencilere sadece yemek yapmayı öğretmiyorlar tabii ki de. Bunun dışında teorik dersleri de var ama mutfak derslerinde yani en önemli görülen şey tabii ki de disiplin. Çünkü şefin sözünden çıkmaman gerekiyor. İşte şefi dinlemen lazım. Onun sana verdiği talimatları yapman lazım. Onun verildiği yerde burada içinde bulunduğumuz mutfak. Dışarıda da bahçeleri var. Kendi bahçelerinde işte domates, patlıcan, biber gibi sebzeleri yetiştiriyorlar. Kendileri yemeklerinde de kullanıyorlar. Bence yavaştan normal çıkalım. Dönemde gelirseniz eğer hemen size çıkışta böyle bir gastronomi öğrencilerinin yaptığı yemeklerden küçük geri kalanları da veririz. Hep vaat verdin. Hiçbir pratikte ama bir şey göremedim. Ama çünkü şu anda yaz dönemindeyiz. Okul da yok. Evet, bir yanlış anlaşılma olmasın. Şu anda Santral İstanbul kampüsündeyiz ve bir kayıkhanedeyiz. Aynen öyle. Burada iskele, yelkenler. Beni hava atmak için mi getirdin buraya? Yok canım, estağfurullah. Ama madem geldik, herhalde burada yelken kulübü var. Yelken ve kürek kulübü. Yelken ve kürek kulübü var. Bayağı Santral İstanbul'un kampüsünün içinde böyle bir ortam var. Buradan gidiyorlar. Aynen, buradan açılıyorlar. İşte eğitim yapıyorlar. Daha sonra yarışmalara falan da katılıyorlar zaten. Öyle devam ediyor. Başka hangi kulüpler var peki? Başka kulüpleri işte fikir, düşünce, hobi ve spor kulübü diye ayırabiliriz. Zaten 10 öğrencinin birleşmesiyle bir kulüp kurulabiliyor. Yani 100'e yakın, hatta 100'e aşkın kulübümüz var şu anda aktif olarak. Bilgi Üniversitesi'ne giren her öğrenci mutlaka bir kulübe üye olup hatta yönetim kuruluna falan da giriyor. Yani okul, İstanbul Bilgi Üniversitesi bu kulüpleri çok destekliyor, öğrencileri teşvik ediyor. Evet, çünkü yani biz sadece akademik başarıya değil aynı zamanda sosyal başarıya da önem veriyoruz. Ve kulüpler bunları değerlendirebileceğimiz en güzel alan. Evet Mustafa, Santral İstanbul kampüsünü seninle gezdik. Çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ederim. Senin sayende özellikle üniversite tercihi yapacak takipçilerimiz bilgilenmiş oldu. Çok çok teşekkürler. Umarım olmuştur gerçekten. Ne hissediyorsun benden ayrılırken? Üzülüyorum ya, üzüldüm yani. Yani eve gidip battaniye çektiğinde biraz duygulanacak mısın? Duygulanırım hadi. Peki sarılacak mıyız? Yok, sanmıyorum. O zaman öpüyorum seni. Mustafa'dan ayrılınca anlamsız bir duygusallık çöktü ama kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsünü gayet güzel gezdirdi, tozdurdu ve bize bir sürü bilgi verdi. Şimdi bir başka kampüse gideceğiz. Hangi kampüse gideceğiz? Dolapdere kampüsüne gideceğiz. Peki nasıl gideceğiz? Hiç merak etmeyin. Öğrencilere ücretsiz olan shuttle'larla gideceğiz. Shuttle'larımız da hemen burada. Evet, Santral İstanbul kampüsünden ücretsiz shuttle'a bindik ve Dolapdere kampüsüne geldik. Bu kampüs özellikle Beşiktaş, Nişantaşı ve Taksim gibi semtlere oldukça yakın. Bu kampüsü bize Nurcan tanıtacak. Yanına doğru bir gidelim. Nasılsın Nurcan? İyiyim, sizler nasılsınız? İyilik bizden de. Ne okuyorsun? Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisiyim. Hazır mısın bizi gezdirmeye? Tabii, buyurun gidelim. Hadi buyurun gidelim. Evet Nurcan, Mustafa'ya da sormuştuk. Sana da soralım. Bu kampüste neler var? Dolapdere kampüsümüzde Sağlık Bilimleri Fakültesi var. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu var. Bunlara ek olarak da sinema salonumuz, havuzumuz ve dans stüdyomuz bulunmakta. Dilerseniz onları da gösteririm. Hepsine tek tek bakalım. Tamam, buyurun gidelim. Burası da ısı ışık hidroterapi sınıfımız. Bir daha söyle. Isı ışık hidroterapi sınıfımız. Isı ışık hidroterapi sınıfı. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Burada hot pack olsun, işte fluidoterapi olsun, parafin olsun, infraruj, ultrason, ultraviyole gibi bir takım fizyoterapi ajanları bulunuyor. Hiçbir şey anlamadım, siz de anlamadınız ama Nurcan'ı bozmadım çünkü çok güzel anlatıyor. Evet, devam et Nurcan. Bunun haricinde tedavi hareketleri egzersizleri dersini de burada alıyoruz. Aynı zamanda kanata dayalı bazı vaka çalışmaları, vaka tartışmaları, vaka sunumları yapıyoruz bu sınıfta. Bize böyle daha somut, daha basit anlatman lazım. Mesela şurada bir yatak var. Evet. Ne o? Ben bir yanına gideyim. Sen de gel. Peki, tamam. Nedir bu yatak? Derslerimizde uygulama ağırlıklı olduğu için hepimiz kendimize birer partner seçiyoruz.
Biz fizyoterapist, diğerimiz de hasta oluyor. Hasta, vaka, danışan, her neyse. Daha sonrasında burada işte kısalık ölçümleri yapıyoruz, germe yapıyoruz. Birbirinizle birlikte uygulamalı olarak bu dersleri ilerletiyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Bu kız yürüyecek. Umarım. Tamam, o zaman başka bir yere gidelim. Tabii, buyurun. Şu anda moda tasarımı öğrencilerin atölyesindeyiz. İşte burada çeşitli tasarımlar, çeşitli çizimler yapıyorlar. Sonrasında bu yaptıkları çalışmalarla sene sonunda defileler düzenleniyor. Defileler. Defileler ve sergiler düzenleniyor, evet. Hiç gittin mi böyle bir defileye? Evet, gittim. Gerçekten iyi tasarımlar çıkıyor mu? Mükemmel tasarımlar çıkıyor. Hatta bazı bilinen mankenler de bu defilelere katılıyorlar. Vallahi Bilgi Üniversitesi'nde gerçekten yok yok. Başka bir yere gidelim o zaman. Olur. Bir de eklemek istediğim bir şey daha var aslında. Allah aşkına ekle. Öğrencilerimiz aynı zamanda sektörle beraber işbirlikleri de yapıyorlar. Atölyeler düzenliyorlar. Bu da aynı zamanda onların mezun olduktan sonra işlerinde daha profesyonelleşmelerine yardımcı oluyor. Yani buradan böyle çok ünlü bir tasarımcı da çıkacak. Kesinlikle, veya çıkıyor ya da kesinlikle, çıkmış. Kesinlikle, evet. O zaman merak edenler Google it. Evet. Nurcan, havuz dedin ve gerçekten bizi havuza getirdin. Evet. Burası yarı olimpik havuz mu? Evet, burası yarı olimpik bir havuz. Sen yüzüyor musun? Tabii ki yüzüyorum. Zaten bir fizyoterapistler... Normal olarak yüzmesi tavsiye gerekir. Tavsiye ediyorlar. Kesinlikle, herkese. Peki burada yüzme kursu vesaire var mı okulda? Burada milli yüzücü ve yardımcı antrenörler eşliğinde yüzme kursları da verilmekte. O zaman at beni havuza. Peki, tamam. Her şeyi ciddiye alan bir öğrenci. Evet, artık veda vakti. Nurcan, bizi Dolapdere kampüsünü gezdirdin, bilgilendirdin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ne demek, rica ederim. Benden ayrıldığın için biraz mutsuzsun. İtiraf ediyorum ve mutsuzum. Ama seni böyle çok güzel yeşillikler arasında bir kampüste bırakıyorum. Evet. Ben buradan Shuttle'a binip Kuştepe kampüsüne geçiyorum. Güle güle. Sana da güle güle. Çok hızlı veda etti. Evet, şimdi de İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsüne geldik. Bizi bu sefer Dila karşıladı. Nasılsın Dila? İyiyim, teşekkür ederim, siz? İyilik benden de. Şimdi bugün bize kampüsü sen tanıtacaksın, Kuştepe evet. kampüsünü. Ama önce seni tanıyalım. Ne okuyorsun? İç mekan tasarımı 2. sınıf öğrencisiyim. İç mekan tasarımı? Evet. En az okuduğum bölüm kadar havalısın. Teşekkür ederim. Şimdi kampüsü tanıtmadan önce şunu söyleyeyim. Yine şehrin merkezindeyiz. Yine her yere çok yakınız. Asla bir trafik derdi yok. Trafikte harcayacağımız zamanları kendimize ayırabiliriz bu kampüste. Aynen öyle. Ben konumunu oldukça beğendim. Şehrin kalbinde aslında. Peki bu kampüste neler var? Bu kampüste hazırlık okulumuz, 2 yıllık bölümler ve laboratuvarlarımız mevcut. Bizi gezdireceksin o zaman. Evet. O zaman gidelim. Gidelim. Dilacığım, bizi uçağa getirdin. Evet. Burada kim ne yapıyor? Burada sivil havacılık ve kabin hizmetleri bölümünün uygulamalı dersleri yapılıyor. Anladım. Yaparak öğrenmeyi aslında en iyi gördüğümüz yerlerden birisi burası. Aynen öyle. Burada edindikleri tecrübe onları meslek hayatında aktif çalışan bir kabin memuru kadar tecrübeli kılıyor. Vay be. Ben bir havaya girdim. Buraya bir oturayım. Tecrübe kazanmış sayılırım herhalde. Evet. Nedir bu? Kabin memurlarının kaptana ya da yolculara seslenmek için kullandığı araç. Senin bölümün neydi? İç mekan tasarımı. İç mekan tasarımı öğrencisi bile bunları öğrenecek kadar burada vakit geçirdiğine göre bu kampüs gerçekten harika. Burası da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun en donanımlı laboratuvarlarından bir tanesi. Burada implantlar falan filan yapılıyor. Evet, diş protez bölümünün uygulamalı dersleri yapılıyor. Yani bunlara çok dokunmak istiyorum ama yasak. Hijyen dolayısıyla evet. Hiç mi dokunamam? Hiç. Bu ne? Evet, Dila ile kampüsü gezmeye devam ediyoruz. Şunu söylemem lazım. İstanbul Bilgi Üniversitesi uluslararası standartlarda eğitim veren bir hazırlık okuluna sahip. O yüzden seni bir böyle alalım. Hadi bakalım. Evet Dilacığım, beni yine nereye getirdin acaba? Burası Bilgi'nin Learning and Writing Center'ı. Learning and Writing Center. Evet. Neler oluyor peki burada? Ne yapıyorsunuz? Burada hazırlık öğrencilerinin hocalarıyla birlikte yazma, okuma ve konuşma pratikleri yaptıkları yer. Yani bir hazırlık öğrencisi için bence çok güzel bir atmosfer kurmuşsunuz. Aynen burada öyle. Yaz, otur yaz burada. Evet, Bilgi'nin çoğu bölümü İngilizce olduğu için çok önemli hazırlık. Bence de öyle. Burada mesela biz bir essay yazabiliriz. Yazalım. Yani. Yazalım. Kağıdımız yok ama olsun. Evet, çok fazla laboratuvar gezdik. Şimdi böyle kampüsün ferah, güzel bir alanına getirdin beni sonuçta. Evet, aynen öyle. Burası bizim ders aralarında ve çıkışlarında kahve içip yemek yediğimiz, sosyalleştiğimiz bir alan. Evet, zaten orada kafe makes me go crazy falan. Aynen öyle. Bayağı şekil bir şey yazmışsın. Zaten bir üniversitenin böyle bir yere, alana ihtiyacı oluyor. Kesinlikle. Çünkü öğrenciler sürekli laboratuvarlarda, derslerde, sınavlarda. Aynen öyle. O darlanmayı buralar. Nefes aldığımız yer Nefes burası. Nefes aldığınız aynen yer. Aynen öyle. Çok da güzel bir yer bu arada. Evet.
Evet, bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 3 kampüsünü de gezdik. Gerçekten benim için çok güzel bir deneyim oldu. Mustafa, Nurcan ve Dila da bize yardımcı oldular, sağ olsunlar. Eğer siz de İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni merak ediyorsanız web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Harbi Tercih'ten bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.